Merhaba güzel insanlar. Ben Ali Kutlu Özen. Yapay zeka yazılımı, Amerika gitar falan. Şimdi bir de çizgi roman. Şu şarkıyı dinliyordum, bir şarkı aklıma geldi. Bu böyle bir Mandalorian'ın lo-fi versiyonu. Mandalorian'da birkaç bölüm izledim. Çok güzeldi ama vaktim yetmedi artık. Müziği gerçekten güzel. Game of Thrones şey gibi, akılda kalıcı efsane. Bu bir tane YouTube'un bir videosu dolaşıyor, böyle bir saatlik hali sürekli dönüyor. Ben bunu 3-4 sene önce işte master yaparken, yapay zeka ders alırken, çalışırken dinlerdim dersimi. Sabaha karşı gece 2 olmuş, 3 olmuş, uyku akıyor gözünden ve uykun kaçmış artık. Ve ödevi de yetiştirmek zorundasın sabah 8'e falan. Hani böyle sıçtın mavisi olur ya, artık böyle gökyüzü lacivert işte rengi açılır. O işte sabahlar kadar ders çalıştığım zamanlarda bunu dinliyordum. Ve hep şey düşünüyordum, bitecek mi acaba bunlar? Ne zaman rahatlayacağım? Rahatlayınca ne yapacağım ya? Of! Bütün bu vakit bana mı kalacak? Öyle oldu. Master da bitti. İşlerim de değişti. Yeni işlere de girdim. Bir sürü yollar bitti, onu diyecektim size. Üniversite de bitti. 7 sene sürdü, bitti. Benzinlikten de çıktım. Sonra pizzacıdan da çıktım. Alakasız insanlardan da uzaklaştım. Hepsi oluyor ya. Yani demek istediğim, zamanınız gelecek sizin de gerçekten. Şu anda bu şarkıyı keyfi olarak dinliyorum ve sabah hiçbir şey yetiştirmem gerekmiyor. Kendi vaktimi istediğim bir şey çizmek için kullanıyorum. Hatta zaten bunu o yüzden çiziyorum. Ben istediğim için. Kimse istemiyor. Kimse para vermiyor. Bir beklenti yok. Ben, sadece ben. Ben, vaktim, istediğim şarkı. Durdururum, açarım. Al bak, durduruyorum. Telif hakkı yemeyiz şarkını umarım. Çünkü bu video milyon izlenecek, bir sürü para kazanacağım. Açıyorum sesini. Neden resim çiziyorum bu aralar? Ya da neden beste kaydediyorum? Ya neden bir şeyler yapıyoruz ki zaten? Şu yüzden. Kendini tanımak için. Bunlar, ben birazcık şanslıyım. Çünkü az buçuk resim yapabiliyorum. Az buçuk müzik yapabiliyorum. Az buçuk işte bir şeyler yaratabiliyorum. Kendimi dışarı döküyorum. Sonra o parçalara bakıyorum. Ha diyorum, ben bu zaman bunu yapmışım. Bu zaman bunu düşünmüşüm. Bu parçanın içinde, bu şarkının içinde o zaman dinlediğim, hissettiğim şeyler var. Encoded. Gene bilgi bilimine geldik. Bu resmin içinde elimin titrekliğinde mesela şu anda içimdeki bir endişe var ya da bir mide ağrısı var. Aynı figürü çizmemde bir olay var, bir mesaj var orada. Kendi kendime bunu söylemiyorum fakat sadece çizince ortaya çıkıyor bu. O yüzden çiziyorum. Ben kendime çiziyorum bunu. Ha beğenirseniz, paylaşırsanız, car çurt ne ala. Oh, satsın da milyon kazanalım. Oh. Milyon kazanınca ne yapacağız? Gene daha fazla kendimizi yaşayacağız. Kendimizi daha çok tanımak için ne yapacağız? Yeni insanlarla tanışacağız. Onlarla çalışmamızı paylaşacağız. Onların cevaplarını alacağız. Onların çalışmalarını göreceğiz. Kendimize binlerce farklı yerden bakmamız lazım. Kafamızın içinde her şey bir bulut. Sen bunu unut. Kafamız içinde her şey bir bulut. Bunu böyle bir yere boşaltmamız lazım. Boşaltacağız. Oradan kendimizi anlayacağız. Neden kendini anlamak diyorum? Çünkü öğrendim ki başkasını asla bilemezsin. Başkasının aklına asla giremezsin. Hayatının merkezi asla olamazsın. Herkes kendi hayatının başrolü. Kendi sorumluluk falan. Özgür iradeye girersem çıkamayabilir sabaha kadar bu videodan. Girmeyeceğim o yüzden. Ama olmadığını bilin yani. İllüzyonun önde gideni, bağıra bağıra koşturana. Bugüne kadar hiçbir şeyi kontrol etmediniz, etmiyorsunuz. Bu videoda mecbur izliyorsunuz. Ben de niye kaydettiğimi bilmiyorum. Sebepler uydurabilirim. Bunu bu yüzden yaptım diyebilirim. Ama beni buraya kadar iten sebeplerin hiçbirini ben bugüne kadar kontrol etmedim. Neden şimdi şu anki kararımı kontrol ediyor olayım ki? Bullshit. Neyse. Belki de size bununla alakalı bir hikaye anlatıyorumdur burada. Ufak bir sürpriz olsun o da. Yani artık bu 4-5 karelik bir şey değil de 4-5 sayfalık bir çizgi roman oluyor. Bu videoda ne yapıyorum? Yapabildiğim için. Çünkü dediğim gibi yarın sabah ödev yetiştirmem gerekmiyor. Böyle büyük bir borcum harcım bir şeyim yok. Yapıyorum. Vakit ayırdım kendime. Sizin de böyle olacak işte. Umutlu olun. Gerçekten. Yani hatta tadını çıkar. Öğren ki, öyle bir öğren ki bir daha unutma o konuyu. Sorulduğunda yap. Onu kullan böyle. Kendi lehine kullan. Her şeyi. Bilgisayar bilimleri okuyorsun. Sana işte tarih dayıyorlar. Al o tarihi. Ye. Yala yut. Hiç acıma. Biyoloji. Al onu. Bilgisayara bakışını güzelleştirecek onlar hep senin. Bilime, anlayışa. Zaten bilim yapmak için senin dile ihtiyacın var. Dili anlamak için kültüre ihtiyacın var. Kültür, tarih. Bunları uyduruyorum ben şu anda. Ama böyle yani aslına bakarsanız. Daha geçen İlber Ortaylı diyor ya mesela. Almanca şart diye. Şart. Sen bilim öğreniyorsun. Bilim dili Almancaydı. 1900 bilmemlerin başına kadar. Değil mi? Ben şimdi Japonca kasıyorum. Oha, onu daha duymadınız.
Arkadaşlar ben 4,5 aydır Duolingo'da Japonca yapıyorum. 2,5 ayda Udemy'de bir tane kurs aldım, onu yapıyorum. 25 küsur saatlik. 25 saat ama 100 saat sürüyor yani. Yazıyorsun, çiziyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun. Niye yapıyorum biliyor musunuz? Gidip bir gün orada yaşayacağımdan değil yani. Belki 3-5 ay kalırım, gelirim falan, fark etmez. Öylesine yapıyorum. O kadar zevk veriyor ki. Öylesine. Bebek gibi yeni bir alfabe, yeni bir dil. Oha, böyle bir şey yok ya. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Şunu bitireyim ben. Şimdi önce taslağın şeyini çiziyoruz. Sonra da üzerinden geçeceğim. Güzel olacak.